Sana diyorum Ege. Zeynep'le aranda ne var? Ya neden konuşmuyorsun? Çünkü düşündüğünüz gibi bir şey yok. Yok mu? Az önce seni Arda Zeynep'le el ele görmüş. Arda mı? Ah Arda ya, ah! İşi gücü yok, ortalığı karıştırıyor. Ne yani? Yalan mı söylüyor? Ege! Ege! Bak, geçmişte Zeynep'le olanları hepimiz biliyoruz. Ama evime geldin. Kızımı benden istedin. Sana sevginden emin misin diye sordum. Evet dedin. Şimdi bu Zeynep olayı ne oluyor Ege? Ha? Bir daha söyleme şansım olmayabilir. Seni çok seviyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bak aslanım. O parmağındaki nişan yüzüğüyle Zeynep'in elini tutmaya, Melis'i üzmeye hakkın yok. Ben kimseyi üzmüyorum. Peki neden Zeynep'in elini tuttun? Sandığınız gibi değil. Ya ne sandığın gibi değil Ege? Ne sandığın gibi değil? Ya bunu Melis duysa ne olur ha? Ne olur, düşündün mü hiç? İntihar ettiği günlere geri dönelim mi istiyorsun? Ya öyle bir niyetim yok. Ben kimseyi üzmek istemiyorum. Bak aslanım. Bak beni iyi dinle. Ben senin iki katın yaşındayım. Kadınları senden çok daha iyi tanıyorum. Eğer bir kadının gururuyla oynarsan ne olur biliyor musun? Ne olur? Dünyayı başına yıkar. Sen Melis'in gururuyla oynuyorsun. Söyle hadi. Söyle bana. Yüzüme bak ve söyle. Neden Zeynep'in elini tuttun? Peki. Tamam. Madem sen bir şey söylemiyorsun, o zaman ben de Zeynep'e sormaya gidiyorum. Tamam, tamam Bülent amca. Bak Ege, kız zaten perişan. Bir de üstüne Melis'in problemlerini eklemeyelim, olur mu? Ya ben de kötü bir şey olsun istemem ama... Ama ne? Zeynep benim yüzümden bıçaklandı. Nasıl yani? Zeynep'i kurtarmak için oraya gittiğimde adamla kavga ettik. Yere düşünce bayıldı sandım. Zeynep'in ellerini çözerken arkamdan gelen Ragıp'ı fark etmedim. Zeynep hayatımı kurtarmak için bıçağın önüne atladı. Ne? Benim yüzümden ölümden döndü Bülent amca. Benim yüzümden günlerdir burada yatıyor. Ah salak kafam. Ragıp'ın elini kolunu bağlayacaktım, koyacaktım bir köşeye. Zeynep'in yanına öyle gidecektim. Eğer öyle yapsaydım, Zeynep şu an bunları yaşıyor olmazdı. Tamam. Tamam bir sakin ol, kendini suçlama. Eğer sen yetişmeseydin, müdahale etmeseydin, belki de Zeynep'i sonsuza kadar kaybedecektik. Ben sadece teşekkür etmek istedim Bülent amca. O yüzden tuttum elini. Tamam aslan. Şimdi daha iyi anladım. Bu hayatta ilk defa biri benim için kendi canını feda etti. Ben ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemedim. Minnettarlığımı bu şekilde göstermek istedim. Tamam aslan. Tamam. İşte o an Arda gördü bizi. Keşke size söylemek yerine gelip bana söyleseydi. Ege, evladım. Ne olur kusura bakma sen de. Sana karşı sesimi biraz yükseltmiş olabilirim. Ama biliyorsun işte, herkes gergin. Öyle. Ya zaten Zeynep'e karşı da bir şeyler hissettiğini düşünmem de yanlış benim. Yani sonuçta sen benim kızımın nişanlısısın. Heh, Yıldız. Nasıl? İyi mi durumu? Uyuyor. Durumu iyi. Ama bitkin tabii. Sen eve mi gidiyorsun? Evet. Tamam, beraber gidelim o zaman. Ege. Evladım şu işler bir yoluna girsin. Anneni de al gel. Düğün işlerini bir konuşalım.
Yani ben okul bitmeden bu iş olsun istemiyordum ama görünüşe bakılırsa fazla uzatmaya da gerek yok. Hadi aslanım, görüşürüz. Hadi Yıldız. Günlerdir hayatımı kurtardığın o anı düşünüyorum. Bıçağın önüne atlayıp yaşamam için canından vazgeçtiğin o anı. Nasıl teşekkür edeceğimi arıyordum aslında. Sonra fark ettim ki sen beni aylar önce kurtarmışsın. Karşıma çıktığın o gün uçurumda yuvarlanan hayatımın önünde durmuşsun. O uçurumun kenarında kırık bir dal parçasına uzanmaya çalışırken bana elini uzattın. Seni o gün denizden çıkartırken aslında kendimi çıkarmışım. Şimdi herkes üstüme geliyor. Parmağımı taktığım bu yüzüğü hatırlatıyor. Senin değil, Melis'in yanında olmamı söylüyorlar. Ama benim kalbim senin yanında Zeynep. Paramparça olmuş gibiyim. Bedenen belki Melis'in yanında olabilirim. Ama kalbim hep senin yanında olacak. Sana bunları yapan adam, o adam bunların cezasını çekecek Zeynep. Peki. Gönül teyze, ya, kimse yoktu da ben de yanında durayım dedim. Bülent gitti mi? Hı hı, gitti. Eve uğrayıp geleceğini söyledi. Ne güzel uyuyor değil mi? Bebekken yanına uzanır, saatlerce onu izlerdim. Dingin bir denizi seyretmek gibi, huzurlu. Evet, pamuk prenses gibi. Küçükken en sevdiğim masal da o, biliyor musun? Cadının elmasıyla uyuyan güzel prensini bekliyor. Seni ilk gördüğümde o prensten sanmıştım. Öyle inançlıydın ki Zeynep'i içine düştüğü uykudan uyandırmaya öyle yeminliydin ki şaşırmıştım. Ama şimdi başka birinin prensi oldum. Herkes Pamuk Prenses'in hikayesini bilir. Ama kimse prensin hikayesini bilmez. O prens nelerle mücadele eder? Hangi ejderhaları yener? Kimse bilmez. Öyle. Ama ne olursa olsun o prens bütün engelleri aşar ve prensesine kavuşur. Benim buna bakmam lazım. Alo. Prenses. Seni çok seviyorum. Kimse duymasın. Sadece sen duy. Seni sonsuza kadar seveceğim.
Selam. Selam. Dur dur, kalkma. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yatmaktan çok sıkıldım. Belli. Aile hukuku okuyacak kadar sıkılmışsın. Zeynep, çok ciddi bir ameliyat geçirdin. Yani o pislik herif yüzünden yaşamadığın kalmadı. Annemden duydum. Ragıp Bülent amcaların oraya kadar gelmiş. Evet. Tam yakalanacakken tekrar kaçmış. Bana olan borcunu ödemen için verdiğim sırada olduğunda seni orada bulamadım. Çok yanlış yaptın Gönül. Ama ben bir şekilde sana ulaştım. İyi misin? Bana olan borcunu artık istemiyorum Gönül. Ben alacağımı aldım. Zeynep. İş şunu. Hadi iç. Tamam, tamam, sakin ol. Düşünü biraz. Kötü bir şey düşünme, tamam mı? Ben yanındayım. Sakin ol. İyi misin? Tamam, bak, bak bana, bak bana. Geçti, tamam mı? O adam yok burada. Ben yanındayım, Zeynep. Hala dışarılarda bir yerlerde olması sinirlerimi bozdu bir an. Kötü oldum. Seni çok iyi anlıyorum. Ya o iğrenç yerde yaşadıkların az bu şeyler değil Zeynep. Çok haklısın. Nefessiz kaldım. Sen hiç merak etme. O adamı yakalayıp hapse tıkacağım. Hayır Ege. Hayır. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ya sana bir şey olursa? Merak etme, bana hiçbir şey olmayacak. Onun sana yaptıkları cezasız kalırsa ben rahat edemem. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Merak etmeyin. İzninizle ben çıkayım. Ege. Merak etme Zeynep. Sen iyileşmene bak. Konuşuruz sonra. Bunun hiç tadı yok ki anne. Biliyorum ama içmen lazım kızım. Hadi. Sen nasılsın? Evet, sen. Herkes beni soruyor. Ama ben seni merak ettim. Günlerce ortada yoktun. Beni aradınız. Senin için zor olmuştur. Zordu.
insan evladıyla sınanmamalı bu dünyada. Haklısın. Haklısın. Benim evladımın başına da bunlar gelse ben de mahvolurdum. Hele de benim yüzümden. Bu adamlara senin borcun vardı değil mi? Yoktu. Ödedim ben borcumu. Ama daha fazlası için peşimi bırakmadılar. Anne, neden o adamlardan borç aldın ki? Ben... Ya bak, zaten bir sürü borcumuz vardı bizim. Sen bir anda ortadan kayboldun. Ben buraya geldim. Sen onları ödemek için mi aldın bu parayı? Bak, burada okurken dertlerle uğraşma diye. O dertlerle uğraşmayayım diye daha büyük dertler açtın sen başıma. Ben özür dilerim. Bunları benim yüzümden yaşadığın için. Ben bunları yaşamadım anne. Sen bana yaşattın. Her şey yolunda görünüyor. Dikişleri gayet iyi durumda. Ne zaman evime gidebilirim? Onu Süleyman Hoca ile konuşmanız gerekiyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Odamı özledim. Melis'in laf sokmalarını özlemedin değil mi? Yok, kalsın. Ya, neden bilmiyorum ama özlüyorum onu, biliyor musun? Nasıl? Sana onca şey yaşattı. Kavgası, gürültüsü hiç bitmedi. Öyle. Ama neden bilmiyorum, kızamıyorum ona bir türlü. Hani insanın böyle ustanmaz, arsız, sağ solu belli olmayan kardeşi olur ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Öyle hissediyorum ona karşı. Yani, tamam, canımı yakıyor, evet. Ama ne kadar canımı yaksa da kızamıyorum ona. Sanki kardeşim gibi. Zeynep, ben sana sormadan bir oda ayarladım. Bir evimiz var. Orada da bir odan var. İş de arıyorum. Hemen çalışmaya başlayacağım. Biliyorum, aramızda bir sürü sorun yaşandı. Ama artık bir arada olmanın zamanı gelmedi mi ha? Zeynep. Beni affetmeyeceksen de affetme. Ama artık yanımda olmanı istiyorum. Günaydın. Günaydın. Ne zamandır buradasın? Niye uyandırmadın beni? O kadar güzel uyuyordun ki seni izlemek istedim. Beni izlemek nasıl bir duyguydu peki? Sıcak, samimi. Yuvamdaymışım gibi. Ben de sana baktığımda öyle hissediyorum. Veya sen benim yanıma geldiğinde. Yuvamdaymışım gibi. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel şeysin.
Ben mi? Yani yok artık. Sen bir de kendini benim gözümden görsen. Ne? Hani bir efsane vardır ya. Leyla ile Mecnun'un dillere destan aşkı. Leyla'yı görenler Mecnun'a sormuş. Sen bu kız için mi çöllere düştün diye. Mecnun da demiş ki, siz onu bir de benim gözümden görün. Demek ki Leyla Mecnun'a aynı gözle bakmamış. Yoksa niye Mecnun çöllere düşsün ki? Leyla'nın da nızı Mecnun'dan olacaktı. Öyle. Gerçi sen de Mecnun'a benzemiyorsun değil. Ama aranızda bir fark var. Ne gibi? Mecnun kendini çöllere, sen kendini denizlere vuruyorsun. Kim bilir? Belki yine ikimizi de boğulmaktan kurtarırım diye. Sana yardım etmeye çalıştıkça ne kadar inat etmiştin istemem diye. Sen de çok ısrarcıydın ama. İyi misin? İyiyim. Hemen hemşireye haber vereyim mi? Yok yok, iyiyim, gerek yok. Ben ameliyattayken Melis hiç geldi mi? Sen ameliyattayken buradaydı. Hayret. Yani ben yanıma gelir, kavga çıkartır, saçmalar, bir satışır diye düşünüyordum ama gelmedi. Hayret valla. Ne o? Sen Melis'i özledin herhalde. Bilmem. Ben ondan nefret etmiyorum biliyor musun? O benden ediyor ama. Siz ne zaman evleniyorsunuz? Bilmiyorum. Nereden aklına geldi ki şimdi bu? Ege. O son anda hani benim sana söylediklerim var ya. Evet. Beni sevdiğini söylemiştin. Evet. Ege lütfen bunların hepsi aramızda kalsın olur mu? Bak sen nişanlısın. Melis'le evleneceksin. Yani ben onları seni bir daha göremem diye söyledim. Öleceğimi düşündüm. Ne yani? Ancak ölürken mi söyleyeceğiz birbirimize sevdiğimizi? Zeynep. Zeynep, zor bir zamandan geçiyoruz. Biz o zor zamanları çoktan geçtik Ege. Bizde bir şey kalmadı artık. İmkansız. Unutalım gitsin. Ya öyle unut demekle unutulmuyor Zeynep. Sadece söylediklerimizden ibaret mi sanıyorsun sen bu aşk? Ege, ne olur zorlaştırma. Bak Zeynep, sen unutabilirsin. Ama lütfen benden bunu isteme. Zaten seninle ilgili hiçbir şeyi unutamam ki ben. Yaptıklarımdan da pişman değilim. Ege, ben pişmanım demedim ki. Ben sadece... Dayan, annen için dayan, hadi. Zeynep. Zeynep.
Tamam, sakin ol. Tamam, derin nefes alma. Derin nefes seni sarsar. Tamam mı? Sakince. Al. Al, ver. Aklıma yine o korkunç evde yaşadıklarım geldi. Tamam, tamam. Geçti. Ben... Tamam, tamam. Sen dinlen sonra. Hayır, şimdi konuşalım. Ege, ben ne zaman gözlerimi kapatsam bu ana geri dönüyorum. Her şey yeniden canlanıyor kafamda. Unutamıyorum ben. Ben orada o kadar kötü şeyler yaşadım ki... O son an sana söylediklerim çıkmıyor aklımdan. Sıkıştım kaldım ben Ege. Tamam, tamam, lütfen ağlama. Unutalım gitsin. Orada yaşadıklarını unutmam için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama ben o son anı asla unutmayacağım. Son an? Belki bir daha beni sevdiğini söylediğini duyamayacağım. Kalbim o an tekrar atmaya başladı. İstesem de unutamam ki o anı. Seni çok iyi anlıyorum Zeynep. Yaşadığın o kötü anların ardından beni sevdiğini söyledin. Bu yüzden de o an dünyanın en korkunç anı gibi geliyor sana. O günü unutma isteğini de anlıyorum. Ben unutamayacağım ama... dediğim gibi... sana bir daha asla hatırlatmayacağım. Sen biraz dinlen. Ben gideyim. Ege. Yaptığım şey. Yani bıçağın önüne atlamam. Ben senden bir karşılık beklediğim için yapmadım bunu. Biliyorum. Bunun sana yük olmasını istemem. Denize düştüğümde sen de benim hayatımı kurtarmıştın. Ödeştik diye düşün. Ben sadece seni denizden çıkardım Zeynep. Ama sen benim hayatımı kurtarmak için kendini feda ettin. Ege! Ege dikkat et! Burhan! Ödeşecek bir şey değil bu. Ama elbet bir gün borcumu öderim sana. Buyurun. Ben komiser Cansu Kambir. İfadesini almaya geldim.
Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım evli olmadığına göre nişanlısınız sanırım. Biz mi? Yok, biz nişanlı falan değiliz. Tamam, kusura bakmayın. Zaten Ege Melis'le nişanlı. Zeynep Hanım, size birkaç sorum olacak. Öncelikle tekrardan geçmiş olsun, çok zor şeyler yaşadınız. Sorun şu ki seni kaçıran Ragıp halen dışarıda. Nerede, ne yapıyor bilemiyoruz. Zeynep. İyi misin? İyiyim. Yani çok zor bir travma atlattı. İzleri hala duruyor. Evet, o izleri geçiremeyiz ama o izleri açanı adalete teslim edebiliriz. Bu arada Melis dediniz. Kim bu? Melis Güralp mi? Olayın Melis'le bir alakası mı var yoksa? Nasıl yani? Zeynep'in kaçırılmasıyla Melis'in bir alakası mı var? Sizce var mı? Yok yani, yok canım. O kadar ileri gitmez Melis. Daha önce ne kadar ileri gitti ki? Yani biz daha öncelerinde hep tartışırdık. Ama Melis de haklı sonuçta. Evlerine yerleştim onların. Kendince haklıydı Zeynep. Sana neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani şimdi siz Melis'in bu işte parmağının olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben değil. Bence bunu siz düşünüyorsunuz. Yok yok. Ben demedim öyle bir şey. Yani Melis demedim. Yapmaz Melis öyle bir şey. Ben sadece Melis Güralp mi diye sordum. Ama siz anlattıkça anlattınız. Yani siz birden sorunca öyle... Evet, yani ben de böyle bir anda kötü oldum. Ama Melis böyle bir şey yapmaz dediğim gibi. Ege Bey, siz bir an nişanlınızdan şüphelendiniz. Sizce de bu durum garip değil mi? Ya Melis'in ne yapacağı pek belli olmuyor. O yüzden bir an düşündüm öyle. Ama Zeynep'e yapılanlar, insan kaçırma, yaralama, bunlar çok ciddi suçlar. Melis Güralp diye siz söylediniz. Sizin şüphelendiğiniz bir şey mi var? Ben sadece adı geçince sordum. Biliyorsunuz ki Güralp Avukatlık Bürosu saygın bir firma. Ve Melis Güralp de onların kızı. Yani sizin nişanlınız oluyor. Evet, öyle. Peki biz sizin için ne yapabiliriz? Mesela şöyle yardımcı olabilirsin. Raporlarda Zeynep'in bulunduğu gün yanında olduğun görünüyor. Peki neden polisi aramadınız? Neden olayı kendi başınıza çözmeye çalıştınız? Mesela bunu anlatmakla başlayabilirsiniz. Bu arada tekrar geçmiş olsun. Çok zor şeyler atlattınız. Böyle azılı suçluları yakalamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, inanın. Efendim? Tamam, hemen geliyorum.
Komiserim. Efendim. Ya her şeyi konuştuk ama Ragıp'ın durumuyla ilgili bir gelişme var mı? Bunu söylemediniz. Aslında var. Bulmuşlar mı? Bu konu hakkında size bilgi veremem, kusura bakmayın. Cansu Hanım. Zeynep'in durumunu görüyorsunuz. Geceleri sıçrayarak uyanıyor. Panik atak nöbetleri geçiriyor. Eğer Ragıp bulunmuşsa bu bilgiyi ona vermek isterim. Belki bu gece rahat uyur. Zeynep'in ne durumda olduğunu farkındayım. Kendini daha da kötü hissetmesin diye annesiyle ilgili olan soruları ona sormadım şimdilik. Ragıp Gönül Hanım'ın hapishanedeki geçmişiyle alakalı. Ragıp Konmaz yakalanmış.